Psikoloji Günlüğü programından hepinize merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine yeni bir konu ve konukla sizlerleyiz. Yakında o TV stüdyolarındaki bugünkü konuğumuz, uzman sosyolog ve aile danışmanlığı Nihal Salman'la eşler arası doğru iletişimi konuşacağız. Nihal Hanım hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konu aslında bugün yine evet. konuşacağımız. Hı hı, İletişim baktığımızda, iyi. Iyi eşler arası olduğu kadar tüm hayatımızda çok önemli rolü olan bir durum ama eşler arası özellikle çok doğru becererek kullanmamız gereken bir olgu diyelim artık. Evet. Bugün bizi biraz o konuda bilgilendirin. Evet. Çok doğru söylediniz Zelihan Hanım. İletişim gerçekten çok önemli bir konu. Ee, sadece eşler arasında dil bizi yaşam e, yaşarken birçok gruba giriyoruz ve girdiğimiz her grupta iletişimi kullanıyoruz. Ee, evlilikteki iletişimin bence en büyük faktörü özel hayatımız olması, duygusal yanımızın daha ağır olması ve hiçbir eğitimin bu konuda olmamış olması. Bugün işimizde iletişimi kullanıyoruz ve bunun eğitimini aldık. Nasıl yaklaşacağız, nasıl davranacağız çok iyi biliyoruz. Gerek patronumuza, gerek müşterimize, gerek iş arkadaşlarımıza. bunlar öğrenerek zaten gelmişiz belli bir yere kadar. Fakat eşimize nasıl yaklaşacağız? Duygularımız varken. E, bu duyguların içerisinde biliyorsunuz sevgi gibi mutluluk gibi e, nefret duygusu öfke duygusu da var bu anlarda neler yapacağız nasıl bir il teknik kullanacağız sevgimizi nasıl ifade edeceğiz eşimize çocuğumuza bunlarla ilgili hiçbir eğitim yok evet. o yüzden en büyük sıkıntı eşler arasında iletişimde yaşanıyor şu an ülkemizde e, 2014 yılında yani 2013 yılının boşanma verilerini aldığımız zaman %70 oranında bir boşanma söz konusu. Bu dünyada da ön sıralarda olan bir e, sayı, bir, bir hmm. rakam. Sadece e, Kıbrıs'taki bu %70 e, zaten bildiğim kadarıyla %75 en fazla dünyada. Hmm. Ve bakın ne kadar ön sıralardayız. Tabii. E, benim öngörümle %75'e yaklaşacağız bu yılda çünkü yaptığım çalışmalarda istatistik bilgileri yorumladığım zaman son 10 yılda %35 oranından %70 oranına çıkış söz konusu oldu. Çok büyük bir artış aslında. %100 bir artış söz konusu 10 değil hatta 9 yılda hı hı. E, ve e, maalesef bu yılda artarak e, devam edeceğini gösteriyor seyir. E, çok fazla boşanan insan var. Tabii ki boşanma e, kötü bir durum değil. Yani boşanma diyoruz. E, fakat e, evlilik kadar eski bir tarihe sahip boşanmanın boşanma olgusu da. Hı hı. E, ama şöyle de bir durumu söz konusu. E, hem çiftler belli bir e, sıkıntı yaşıyor psikolojik olarak hem de çocuklar eğer varsa ki Hı -hı. yapılan araştırmalarda da çocukların sayısı çok fazla boşanmış Hı -hı. aile çocuğu dediğimiz çocuklarımızın hem şu an yaşadıkları sıkıntılar hem daha sonraki evlilik hayatlarına taşıyacağı taşıyacakları sorunlar artıyor Hı -hı. yani bu anlamda boşanma evet bir yerde bir sorun ve bu kadar fazla olması e, büyük bir e, sıkıntı bu anlamda devletin de tabii ki e, bir şeyler yapması gerektiğini Hı -hı. buradan e, duyurmak isterim. Kesinlikle. Peki iletişimin ne kadar çok etkisi var veya Hı -hı. nedir etkisi dersek? Evlilikteki iletişimin etkisi diye evet, dersek. E, evlilikte iletişimin çok büyük etkisi var. İletişimsizliğin de yine evlilikte büyük bir etkisi Hı -hı. var. E, i̇ki tane insan düşünün Ziliha Hanım farklı ailelerde yetişmiş, farklı kültürle yetişmiş, farklı değerlerle yetişmiş bir evin içerisine koyuyorsunuz ve maddi manevi birçok sorunla gerek içsel gerek dışsal bir arada yaşayıp bu sorunları, problemleri bir arada çözüp dengeli bir şekilde çözüp hayatlarına devam ettirmelerini istiyorsunuz. Aslında evlilik e, hayal ettiğimiz kadar hani gençken veya Genç kızken, genç delikanlıyken çocukların hayal ettikleri kadar toz pembe bir kurum hı hı. değil. Güzel yanları olduğu gibi zorlu ve sıkıntılı yanları, sorumluluk gibi ağır yanları da vardır.